بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, siz bilen biz saadetli aile deb atargan Türküm sohbetlerimizni devam ettiremiz. Elbette bu sohbetlerde saadetli aile deb nam koyuşumuz hem bejiz emas. Çünkü insan zatı var ki bu dünyada yaşarken baxtli, saadetli buluş arzusu bilen yaşaydı. Bu narsa insanın tabiyeti de var. Allah subhanahu wa ta'ala insan zatını yaratken de bana şu muhabbetini, tabiyetini koşup yaratken. Her bir insan dünyada yakşı yaşagısı, bakli, saadetli bulgusu keledi. Bu duygu onun umru boyu hamrahıdır. Anası itibardan saadet izleş hem her bir adam balası için lazım bugün. O bilen daim birge boladigan sıfatlardan boladı. İnsanda saadet izleş, saadet yolu da urunuş, özüge yakşilik buluşunu arzu kılıp yamanlıktan çitleş niyeti barakken, ana şu saadetke kay yol bilen erişile dediğin saval gönderen boladı. İnsaniyet tarihinde bu saval daimi ravişte bulup kegen, hazır hem devam etmekte, bundan keyin hem inşallah bu işi mukarrerdir. İnsan saadetini berkemal buluşunu ve işi saadetini topup ondan behremen buluşunu kendi yoluna koyar. Bu öz özüden saadetini neme arkali topuladı degen savalını gelip çıkışına sebep oladı. Bunun cevabı ise saadetini ilim bilen, marifet bilen, izleniş bilen tapıladı degen cevapke alıp baradı. Huddu bana şu sevap, bu cevap insaniyetini kadimden oylandırıp kegen. Bana şu sevapke cevap izlegen mumun musulman ulamalar, hususen akide ilminin baba kralları ve bilhusus bizim uluğ babalarımızdan bulmuş Ebu Mansur el-Maturidi Semerkandi rahmetullahi aleyh marifet nazariyesi degen nazariyaga esas salgarlar. Demek ki insan bu dünyada yaxşı yaşayışı için, saadetli buluşu için, yaxşılıklardan faydalanıp, huzurlanıp, yamanlıklardan çetlenişi için marifeti buluş gerek. Hemen arsanı yaxşı düşüngen, saadetke sebep buladığın derslerini tapıp, o şeylerini kollaydıgan, baksızlıkça sebep buladığın derslerini anlayıp, yetip, onlardan çitte buluşka hareket kıladığın buluş gerek. İnsanın saadeti için marifet bir nece baskıslardan ibaret buladı dediler. Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyh. Marifetinin dertlerki baskısı, insanda o yerelgende, o tokulgende koşulup yerelediğin, ve koşulup tokuladığın tohuma his duygulardır. Göle bir anasından tokulgen de yığlaydı. Bu onun tabiatı da var. Bravo örgütkeni yok, örgüt almaydı hem. Anası körkürek tutsa emedi. Emgende hem cüde kayıl makam kılır emedi. Bunu hem onge bravo örgütkeni yok, örgüt almaydı hem. Ana şu narsalar tohuma his duygular buladı. Ana şu his duygular bulan İnsan balası yenge doğurgan çağıda yığılıp özünü bağırlığını bildirirdi. Anasını emip karnını toydurirdi. Nefes alıp demek öpkesini havaya toldurirdi. Ve bunlar bilen hayatta baki kalışı olmazdan trik kalışı tanımlanır. Bu tuğuma his duygular insan hayatını aynısı destekli payetinde cüdahan kork edirdi. Şunlar bilen insanın hayatı saklanır. Baxt, saadet tamam kadem başı başlanadı. Lekin bu duygular, bu marifet baskısı insanga tola saadet takdim kılış imkanı yoktur. Cüda çekerelengen narsalar. Ana endi marifetini ikinci baskısı baladı.
Bu his qilish a'zolari ma'rifati. Inson ko'zi bilan ko'rib narsalarni fahmlaydi, tushunadi, ma'rifati oshadi. Qulog'i bilan ovozlarni eshitadi. Burni bilan hidlarni hidlaydi. Og'zi bilan ta'm biladi. Qo'li bilan ushlab narsalarni ajratadi. Ularning hammasi katta bir ma'rifat manbasidir. Ularning hammasi kishiga ko'p narsalarni bildiradi. Shu orqali u o'zini hayotini davom ettirishini ta'minlaydi. Lekin bu a'zolarni olayotgan ma'rifati chegaralangan. Ko'z ma'lum miqdordagi kattalikdagi narsani ko'radi yoki uzoqlikdagi. Quloq ma'lum quvvatga ega bo'lgan ovozni eshitadi, qolganini eshitolmaydi. Burunni hid bilishi ham, og'izni ta'm bilishi bilan ham, qo'l bilan ushlab ko'rish ham hammasi chegaralangan. Buning ustiga bular hammasi xatoga yo'l qo'yadi. Ko'z cho'lda issiq paytida sarobni suv deb ko'radi. Suvga soyasi tushib turgan narsani siniq bo'lib ko'rinishi mumkin. Yana ko'p narsalarda ko'z adashadi. Xuddi shuningdek quloq ham, burun ham, tan bilish a'zosi ham, qo'l bilan ushlab ko'rishlar ham xatoga yo'l qo'yadi, nuqsoni bo'ladi. Demak, ikkinchi bosqich ham insonning to'la saodatini ta'minlay olmasa kerak. Shu yerda uchinchi bosqich ishga tushadi. Bu Alloh subhanahu va taolo bandalarga bergan ulug' ne'mat, aql ne'matidir. Aqli bilan inson a'zolari yo'l qo'ygan xatolarni to'g'rilaydi, nuqsonlarni to'ldiradi, hammasini to'g'ri yo'lga solib, o'zini foydasiga ishlatishga urinadi. Ko'zi cho'lda sarobni suv deb ko'rayotgan bo'lsa, aqli aytadiki, bu yer cho'l. Men chanqab turibman. Odatda uzoqdan sarob menga suv bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun u yerda suv bor ekan deb yugurib o'zimni xaloq qilmaydi. Bu yerda chora tadbirimni ko'ray deydi. Aql, demak, ko'zni ko'rgan, yo'l qo'ygan xatosini to'g'riladi. Quloqqa ham bir narsani ovozi eshitilsa, uni, demak, turgan joyida o'shanaqa narsa yo'qligini bilsa, bu men bilgan narsa emas, boshqa narsa ekan deb uni ham to'g'rilashi mumkin. Bemor odam shirin narsani tanovul qilsa, og'ziga achchiq tuyulsa, bu narsa achchiq ekan, o'zi aslida shirin bo'lardi demaydi. Yo'q, bu o'zi shirin, lekin men kasalligim uchun menga, demak, shirin tuyulmayapti deb hamma tarafdan, demak, a'zolar yo'l qo'ygan xatoni to'g'rilab, nuqsonlarni to'ldirib, aql insonni baxtga, saodatga boshlaydi. Aqlini ishlatib inson o'zi uchun foydali narsalarni jamlaydi, zararlilardan chetlanadi, baxtini, saodatini izlaydi, juda ko'p narsalarni qiladi. Hozirgi kunda aql nihoyatda katta miqdorda yutuqlarga erishdi. Inson kashfiyotlar qildi, oyga chiqdi, turli jihozlar yaratdi, insonning baxti, saodati uchun xizmat qiladigan ixtirolar qildi va bu bilan maqtanib ham yuribdi. Endi aql bilan inson saodatini to'la ta'minlay oladimi degan savol paydo bo'ladi. Bunga ko'pchilik ha deydi. Lekin musulmon ulamolar yo'q deydilar. Musulmon ulamolar insonning barcha qobiliyatlari chegaralangan bo'lgani kabi aqli ham chegaralangandir. Ma'lum narsalarga yetadi, ma'lum narsalarga yetmaydi. Buning ustiga aqli bor insonda havoyi nafs ham bor. Va havoyi nafs ba'zi holatlarda aqldan g'olib keladi. Aqldan aytganiga yurmay inson havoyi nafsga yurib ketish holatlari bor. Ana shu holatlardan biz o'zimizni mavzuyimiz nikoh holatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi kunda bir qancha yillar, yurtlar, davlatlarda nikohni asl mohiyatini chappasiga burib, bir jinslik nikohlar degan narsani o'ylab chiqqanlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ba'zi bir yillar, yurtlar, davlatlarda erkak erkakka uylanishi, ayol ayolga uylanishi, nikohdan o'tishi, rasmiy ro'yxatdan o'tishi nima yo'lga qo'yildi. Bunga parlamentlar qaror qildi. Buni o'zlarining yutuqlari deb e'lon qilyaptilar. Bunga qo'shilmaganlarni inson huquqlarini toptovchi, tushunmagan johil kishilar sifatida qoralanmoqda. Mana bu, demak, aqlni to'la baxt saodat bera olmasligi, xatoga yo'l qo'yishi, nuqsoni borligini yorqin bir dalildir.
bunga o'xshagan dalillarni juda ko'p keltirish mumkin, lekin biz nikoh to'g'risida gapirayotganimiz uchun faqat nikoh borasidagi birgina misolni keltirdik. Ana endi musulmon ulamolar aytadiki, aqlni peshlab turadigan, uni xatosini to'g'rilaydigan va uni to'g'ri yo'lga boshlaydigan narsa vahiydir. Vahiy degani Alloh subhanahu va taoloni bandalariga yuboradigan ta'limoti. Ana shu ta'limotlar to'plami din deb ataladi. Alloh taolo insonni dastlabki kunlaridan boshlab o'zi yaratgan borliqda, o'zi yaratgan inson o'zining ta'limoti bilan yashab borsa, baxtga, saodatga erishishini irodasi ketgan, shu ta'limotlarini yuborib turgan. Ilohiy ta'limotlarning oxirgi va to'liq nusxasi islom dini ta'limotlaridir. Ana o'sha din ta'limotlariga amal qilib oila qurgan, oila tutgan, oilaviy munosabatlar o'rnatgan kishilarga ikki dunyoning baxti, saodati va'da qilingan, oilalari baxtli bo'lishi kafolati berilgan. Ana o'sha e'tibordan musulmon kishilar oila to'g'risidagi dinimiz ta'limotlarini yaxshilab va chuqur o'rganib, unga ixlos qilib, ixlos bilan yashab borsalar, inshaalloh oilalari baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi, o'zlari ham o'sha baxt saodat nasidasini surib, xayr baraka bilan yashab boradilar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni dinimiz ta'limotlari asosida oila qurib, oila tutishga, oilaviy munosabatlarni o'rnatishga nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.